Topkapı'ya gelirse tutayım mı? Tut tabii oğlum. Abi, Neco yakacak bizi. Bir şey olmaz oğlum. Bu ülke ne kaleciler izledi. Neco onların yanında İlker Casillas gibi adam. Baksana şuna. Hem Neco'yu gören gülmekten topun dibine girer zaten. Haklısın abi. Evet arkadaşlar. İlk üç günümüz hayırlı olsun. Ne iş olsa yaparız Ayşe olarak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır arkadaşlar. Şimdi gidin. Ve sahaya çıkın. Kendinizi gösterin aslanlarım. Hadi göreyim sizi. Hadi aslanlarım. Hadi abi. Seninle gurur duyuyorum abi. Sağ ol kardeşim. Tamamdır. Anlaşıldı. Maçlarda son durum ne Şükrü? Gayet iyi abi. Kalecilerimiz harika bir gece geçiriyorlar. Güzel. Alo Serkan. İki kişi daha mı lazım? En iyilerini gönderirim Serkan. Hiç merak etme. Şükrü'yle ben. Ben gelmeyeyim mi? Uzatma Serkan. Kapat telefonu. Ne oldu abi? Görev emri geldi sana Şükrü. Hadi koş. Hemen abi. Emrin olur. Yakup. Sen de ikinci kaleci olarak gitsene oğlum. Ben kaleci falan olmam Hüseyin. Sen git. Beni istemediler. Yakup. Sen git. İlk günden yüzümüz kara çıkmasın. Israr etme Hüseyin. Merhaba. Merhaba. Enişte, kocişim nerede? Kocişin halı sahaya gitti. Kaleci olarak. Ekmeğinin peşinde bu akşam. Sen ne anlarsın kalecilikten? Niye anlamayayım canım? Gayet biliyorum ben kaleciliği. Bana bak senden kaleci maleci olmaz. Sus. Allah Allah. Kalecilik çok basit bir iş. Böyle üzerine top geliyor, tutuyorsun. Ayrıca futbol da çok basit. Yani 22 kişi bir topun peşinde koşturuyor. Bilmeyecek ne var? Sen öyle san. Bana bak Yakup. Fırıncının çırağı kaleye geçer mi? Bilmem. Git sor. Alo? Ha, buyurun Serkan Bey. Ben asistanıyım. Kaleci arıyorsunuz. Ha şey, biz o kaleciyi bulduk. Gelsin mi? Evet evet, adresi alırsak iyi olur. Tamam. Oraya, tamam. Tamam, hemen ben gönderiyorum. Teşekkürler. Benim çıkmam lazım Yakup abi. Hadi sana kolay gelsin. Güle güle. Arkadaşlar, herkes kaç gol yedi? 4 yedim abi ben. Aferin minik. Sana güveniyorum. Abi, ben 5 yedim. Ama bir tanesini kendi kalemize attık. Olsun, canın sağ olsun Şükrü. Ben 7 yedim bir şey. Senden çok korkmuştum Eko. Aferin. Ben kaç yedim hatırlayamıyorum Hüseyin. Hatırlayamayacak kadar çok yedin demek. Kovan Neco. Arkadaşlar, hepinizin eline sağlık. Sağ ol. Şükrü, al şu yemiyeleri dağıt arkadaşlara. Dağıtayım abi. Buyurun arkadaşlar. Buyurun Neco. Selim. Aleko. Arkadaşlar, İstanbul'daki tüm halı sahalarda kaleye geçeceksiniz. Şükrü, akşam aklıma çok güzel bir fikir geldi. Serkan'la konuştuk. Anlattım, dinledi. Sonra okeyleştik. Oh, yeni anlaşmalar imzalamak bizim işimiz abi. Aynen Şükrü. Kız, Şükrü'nün morali nasıldı dün akşam? İyiydi. Bu yeni işinden dolayı çok mutlu. Et maşallah, bereket olsun inşallah. Ben de dün akşam hayırlı olsuna gittim. Ne iş yapıyorlar ki bunlar?
Vallahi ne iş olsa yapıyorlar. Mesela dün akşam halı sahada kalecilik yaptılar. Hatta bana da bir iş çıktı. Ne işe kız? Kaleci oldum, kaleci eksikmiş. Yok artık yani. Kız sen ne anlarsın futboldan? Ay erkekler de futbolu matah bir şey sanıyor. Çok kolaydı ya. Top geldi tuttum işte. Kız sen kaleci mi oldun? Ay Kadriye anne benim babam seyyar tayyar manavdı bir ara. Kamyondan az karpuz indirmedim ben. Kamyonu tutuyorlar atıyorlar. Ay kız vallahi bak sana bir şey diyeyim mi? Bu Şükrü yatsın kalksın dua etsin senin gibi bir karısı olduğu için. Sen de dua et. O niye ki? Benim gibi bir kızım var. Ya bak şimdi, ya şu ana kadar biraz gülüyordum ya. Ay şaka yaptım kız. Halı sahada video yardımcı hakem, yani VAR sistemine geçiyoruz. Projeyi anlattım, Serkan'a bayıldı. Oo. Zaten halı sahada kamera sistemi hazır Şükrü. Biz buradan canlı izleyeceğiz Şükrü. Tartışmalı pozisyonlarda hemen devreye gireceğiz. İyi fikir abi. Bu akşam çok önemli maç var zaten. Türkiye'de ilk defa halı sahada video hakem uygulamasını biz yapacağız Şükrü. Manşetleri görür gibiyim abi. Bu uygulamayı isteyen müşteriler biraz bedel karşılığında bu sistemden faydalanacak Şükrü. Oh. VAR sisteminin başında kim var Hüseyin? Siz ne anlarsınız hakemlikten? Ofsayt bayrağı kaldırma Yakup. Çaydanlığı kaldı. Onu da düşündük. Kemal amca hakemimiz olacak. Biz de ona yardım edeceğiz. Şimdi Cüneyt Çakır düşünsün abi. Efendim kardeş. Hatice Hanım, nerede Şükrü? Kaleye mi geçti? Evet, evet. Hatice bizim en iyi elemanlarımızdan. Tabii, neden olmasın? Hatice'me bir şey mi olmuş abi? Şükrü, Hatice akşam çaktırmadan kaleye geçmiş. Çaktırmadan nasıl oluyor abi? Ben de anlamadım Şükrü. Bir ara fırıncının çırağını aramaya gitmiştim. Telefon masanın üzerinde kalmıştı. Telefonla konuştu sanırım. Hatice. Sherlock Hüseyin. Hatice'm. Kocacığım siz nereye geldiniz? O ortadakiler ne? Sizin bu saatte ne işiniz var burada? Ya bak kocacığım ben açıklayabilirim tamam mı? Bak Kadriye annenin hiçbir suçu yok. Yani tüm sorumluluk bana ait. Ne oldu ki? Ya bir sus anca. Nikah şekeri mi yapıyorsunuz siz? Evet enişte. Küçük de olsa eve bir katkı sağlamak istedim. Yani bütün yük kocamın omuzlarındaydı. Benim de anne olarak taşın altına elimi sokmam lazımdı. Kızmadın değil mi kociş? Ya ben sana nasıl kızarım Hatice'm? Sen benim değerlimsin. Sen ne kadar düşünceli bir annesin. Kociş. Hatice. Bakın şimdi cilveleşmeyi asıl konumuza gelelim. Hatice. Al badem ye. Evde nikah şekeri falan yapmana gerek kalmadı Hatice. Sana 5 senelik sözleşme teklif ediyorum. Ay ne desem bilemedim. Karar senin Hatice'm. Ben her zaman senin arkandayım. İş çok basit Hatice. Akşamları kaleye geçeceksin 2 saat. Sonra yövmiyeni alacaksın. Sonra alarına mama mı alırsın, bez mi alırsın orası sana kalmış. Peki ben oradayken Alara'ya kim bakacak? Kız onu mu düşünüyorsun? Ben bakarım tabii ki. Ay bakar mısın gerçekten? Herhalde bakarım yani. Ay o benim evladım ayol. Aklın kalmasın merak etme sen. Tamam o zaman anlaştık. Evet. Ver Şükrü. Hüseyin abi. Hatice. Buraya lütfen. Thank you.
buraya. Yeter Şükrü. Anlaştık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halimi.